Antalya'da hareket halindeki teleferik kabinlerinden birinin düştüğü belirtiliyor ve bir kişi de hayatını kaybetmiş. Haber muhabiri Hakan Gürkan bize detayları aktaracak yeni gelen görüntüler eşliğinde. Hakan, seni dinleyelim. Nedir durum? Evet, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketine ait 605 rakımlı TÜNEK'te teleferik ve sosyal testlerinde sefer halindeyken teleferik kabinlerinden biri parçalanarak alt kısmında düşme meydana oldu ve bu içerisindeki kabin içerisindeki vatandaşlar da rakım yüksek olan alanda dağın hemen bölgelerine yol olduğu bölgeleri savrularak aşağı düştüler. Ve vatandaşlardan maalesef bayramın acı haberi, bir ölü var ve çok sayıda içerisinde çocukların da bulunduğu yaralılar olduğunu söyleyebiliriz. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki özellikle Sarısu bölgesi olduğu için teleferin olduğu bir alan ve yoğundu, bayram dediğinde yoğunluk yaşanıyordu. Ve teleferikin başlangıç alanından sonra belirli bir vatandaşları taşıdıktan sonra dağın yamacındaki vatandaşları da tam aşağı indirdiği sırada teleferik anında bulunan fiberglass kabinde bir sarsıntı nedeniyle, bir tahminler böyle, sarsıntı nedeniyle bir oluşum oldu ve bu vatandaşlar da burada savru olarak dağın o yol olan bölümüne düştü. AFAD, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri de... Hakan, şunu anlayalım. Teleferik kabininin altı mı çöktü yoksa teleferik kabinin kendisi iplerden kopup yere mi çakıldı? Nasıl bir kazaydı, onun bir detayı var mı? Evet, aslında bize ulaşılan detaylar şöyle. Teleferiğin mevcut da şu an orada duruyor kabini. Kabinde bir sanırım tellerde bir elektriklerde sıkıntı olabilir. Çünkü ani bir fren yapıyor ve frende sarsılma meydana geliyor. Ve böylelikle vatandaşlar içeride hızlı bir şekilde sallandıkları için alt bölgesinde, fiberglass alt bölgesinde ve diğer fiber camlarında bir patlama olarak vatandaşlar savrulmadan dolayı dağın hemen yamacının, anladım, yol olan bir yamacı savruluyor. Ve bu savrulmadan dolayı da ve teleferiğinle yer mesafesi de 5 metrelik bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. 5 metrelik bir mesafeden aşağı düşüyorlar ve bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybediyor. Diğer vatandaşlar da dağın o alanında, yani çıkış rotasındaki alanda yere savruluyorlar. 5 metrelik bir alandan aşağı düşüyorlar. AFAD ekipleri olay yerine intikal ediyor. Yol olduğu için de bu sevindirici bir haber, çünkü tam o tarafta yol olduğu için AFAD ekipleri, itfaiye ve sağlık kuruluşlar oradaki vatandaşlara yardımda bulunuyorlar. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla 2 veya 3 çocuk olabilir. Diğer vatandaşlar da aile olarak bindiklerini tahmin ediyoruz. Çünkü kabinlere zaten genellikle aile olarak biniyordu ve sayı önemli burada. Ve sayı olarak da fazla alınma ihtimalini göz önünde bulundurduktan ifade ederiz. Tabii belediyeden açıklama geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı da olay yerine gitti ve açıklama yapmasını bekliyoruz. Biz yine bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz ama dediğimiz gibi de o 5 metrelik mesafeden vatandaşlar aşağı düştüler. Dağ bölgesine doğru düştüler. Sert bir zemini olduğu için de bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Diğer vatandaşlarımızın da durumlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yaralılar olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi 2 veya 3 çocuk olduğunu ifade edebilirim. Antalya teleferinde bu nedenle de seferler iptal oldu. Diğer askıda kalan vatandaşları da itfaiye ekipleri kurtarmaya çalıştı. AFAD bölgeye intikal etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hakan, olay yerinde. Kaç kabin olabilir o teleferikte? Yani biliyorsundur muhtemel. Havada kaç kabin var ki ekiplerin müdahale ettiğini görebiliyoruz? Evet, şu an mevcutta zaten kabin sayısı yoğun olduğu için, yani 10 tane kabin gidiyorken 10 tane kabin de geri geliyor. Yani bizim saydığımıza göre de 8 kabin askıda kaldığını söyleyebiliriz. Yani ve o çıkıştaki olan, işte o kazaya sebebiyet veren de son çıkıştaki olan 8. kabin olduğunu ifade edebiliriz. O parçalanma nedeniyle vatandaşlar orada düşüyor. Yani şu an askıda 7 tane vatandaşın olduğu kabinler vardı ve itfaiye ekipleri de çıkış tarafından ziyade başlangıç tarafındaki olan vatandaşların yakın olduğu için, evet, itfaiye merdivenleriyle de hemen müdahale ederek oradaki vatandaşları kurtardılar. Hakan, birkaç sorum daha olacak ama müsaadenle biz bir görüntü şimdi gösterelim. Biraz önce sana sorduğum sorunun, sevgili seyirciler, Hakan'a sorduğum sorunun cevabı aslında bu. Bakın, burası
teleferin tam işte kabinin parçalandığı yeri çok rahat görebiliyorsunuz. Hakan'a şunu sormuştum ben. Acaba yukarıdaki telden tamamen kopup mu yere çakıldı yoksa teleferin kendisinden mi bir problem oldu diye kabin içerisinde bakın daha net görebiliyorsunuz. Biraz daha çekileyim şöyle. Kabin aslında bütünü ve yukarıdaki teleferin ipine daha doğrusu teline bağlı olduğu yer sabit. Altı tamamen kopmuş gördüğünüz üzere parçalanmış ve ön tarafta da şu gör tam da net gözükebiliyor. Orası kopmuş parçalanmış bir parçalığın bir kısmı da burada. Bakın işte burada görüyorsunuz buraya düşmüş parçaları da o 5 metre olduğunu söylüyor Hakan buradaki mesafenin. Bu görüntü aslında kazanın nasıl olduğunu biraz daha net bir şekilde bize anlatabiliyor. Hakan bu teleferin çok daha yüksek olduğu alanlar var mı? 5 metreden bahsettin ama yani bir kişi hayatını kaybetmiş. Allah korusun daha da fazla kişinin hayatını kaybettiği yerler olabilir miydi? İrtifada olduğu yerler var mı bu teleferin? Tabii tabii. Normalde 605 rakamlık iddia bu. Dağın tam çıkış anındaki mesafede çok şükür yani sevindirici haber bu. Ama daha ilerisinde 10 metre sayısı biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü artık oradan itibaren 50 metrenin yukarısında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ivme yüksek olduğu için çıkış esnasında olması aslında birazcık kurtardı. Bu dağdan sonraki çıkış esnasındaki oluşabilen bir kaza. Bizim tahminlerimiz kilitlenmeye nedeniyle oluşan bir alan. Dediğimiz gibi o alandan aşağı kopmayla düşen bir süreç. Daha ileride olsaydı daha büyük facialarla söz konusu olabilirdi ki zaten ölü sayısı da yüksek rakamlar çıkabilirdi. Evet. Hakan teşekkürler.